Afganistan sonuçta başarısız bir devlet ve bu başarısız devlet bağlamında müdahale noktasında da oldukça burada hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir meşruiyet zeminine sahip. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkan Bush bu terörle mücadele bağlamında Afganistan'a işaret ettiğinde bölge devletlerinin hiçbiri buna itiraz etmedi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine girenler de oldu. Ama 20 yıla baktığınızda bu 20 yıllık oluşum içerisinde ki ben o zamanlar başka bir stratejik araştırmalar merkezindeydim. Şunu çok net bir şekilde ifade ettim. Şu an için yani 2001 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında destek verenler Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye müdahalesinden rahatsızlar. Fakat Amerika'nın çok güçlü bir çıkışı ve bu devletlerin o an için buna cevap verememe durumları ve kendi işlerinde yaşadıkları bir takım hususlar Amerika Birleşik Devletleri açısından kolaylaştırıcı bir durum oldu ama bu çok uzun sürmez diye de bunu belirtmiştim ben o dönem itibariyle tespitimde. Nitekim zaman içerisinde bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki varlığına yönelik bu bağlamda bölgede gerçekleştirmeye çalıştığı bir takım projelere yönelik olarak burada safların daha sık bir şekilde oluşmaya başladığını gördük ki burada Rusya-Çin ikilisi oldukça önemliydi ve 6 üyeli bu Şanghay İşbirliği oluşumu 8 üyeye çıktı. Ve yine bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri açısından oradaki en büyük endişelerden birisini oluşturan özellikle Çin'in yayılmacı politikaları burada Amerika'nın 20 yıl içerisindeki varlığına rağmen mesafe kat etmeye başladı. Ve bugün İran'ın artık üyeliği konuşuluyor Şanghay İşbirliği Örgütü bağlamında. Dolayısıyla bu meydan okumada 20 yıl içerisinde zayıflama olacağına daha da artan ve güçlenen bir eğilim orada karşımıza çıkmaya başladı. Ve bugün benim burada çok net bir şekilde altını çizdiğim bir husus var. Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi üçüncü büyük oyunun başlangıcıdır. Birincisi Çarlık Rusyası ile İngiltere arasında, ikincisi Sovyet işgalidir. Üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül sonrası Afganistan'a müdahalesidir. Şu an Amerika'nın bölgeden çekilişi bana göre üçüncü büyük oyunda ilk safhanın aşamanın tamamlanmasıdır. İkinci aşamaya geçildi ki bu az önce Afganistan'a müdahale gerekçeleriyle aslında eş değer bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri açısından bana göre Afganistan'a müdahalenin gerekçeleri nedenleri ortadan kalkmış değil, bilakis daha da artmış ve güçlenmiş vaziyette. Ondan ötürü şu an Taliban'la birlikte Afganistan'daki muammanın aslında daha geniş bir coğrafyayı içine alan bir muammaya, endişeye yol açtığını ve bu kapsamda Afganistan'ın orada bir domino taşı etkisi yaratabileceğini söyleyebilirim. Burada bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri açısından kuşkusuz kendi çıkarları boyutuyla bir Çin'in engellenmesi ya da Rusya'nın oradaki nüfuzunun önüne geçilmesi bir kez daha söylüyorum kendisi açısından oldukça makul, rasyonel ve bu anlamda bir büyük güç olarak yapması gereken bir husus.